Peki gelsin bir demir çelik tarafı. Evet, demir çelik tarafı problemli olmaya devam ediyor. Ereğli tarafında yine zarar bekleniyor, 2 milyar TL'ye yakın. Kardemir tarafının çok küçük, 100 milyon TL'lik bir kâr etmesi bekleniyor. Çok böyle parlak bir dönem geçmiyor orada hala. Benzer sebepler aslında. Benzer derken şöyle benzer. Sıkılaşmanın devam ettiği ortamda ister istemez talebin kısıldığı, yatırımların yavaşladığı bir dönemdeyiz. Yani biz içeride de aynısını yaşıyoruz bu arada. Yatırım iştahı ciddi anlamda düşmüş durumda. Harcamalar mesela iyi gitmiyor. Perakende satış verisi geldi mesela. Ciddi bir düşüş var önceki aylara göre baktığımızda. PMI'lere bakıyoruz. 3 aydır negatif tarafta. Yani büyümekte zorlanan bir dünya var. Ve enflasyon tarafı da nasıl diyeyim? Evet, herkes mücadele ediyor. Ama işte geçen sene Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi sonrası işte o genişlemenin ardından zaten enflasyon yükseliyordu. Bir de savaşın etkileriyle birlikte bir şey olmuştu, etki olmuştu. Şimdi İsrail, Filistin, İsrail, Hamas ne dersek artık savaşın taraflarına. Oradaki gerginlik yine enerji fiyatlarını yükseltiyor. Ya enerji hala başımıza bela olmaya devam ediyor. Zaten Rusya-Ukrayna savaşı da bitmiş değil. Etkileri azaldı sadece. Ama hala enerji fiyatları dünyada yüksek. Bir de sürekli işte daha yeşil enerjiye geçişle ilgili gelen düzenlemeler de ister istemez şirketleri yatırıma zorluyor. Bu da maliyetlere yansıyor. O da bir enflasyon. Yani kolay kolay başımızdan atamadığımız bir enflasyon. Bundan kurtulmak için de devam ettirdiğimiz sıkılaşma bütün dünyaca, sadece içeride değil. Ve buna paralelde düşük talep demir çeliği çok vuruyor doğal olarak. O yüzden bence daha demir çelikçiler için bir miktar daha süre var diye düşünüyorum. Çok uzak mı? Artık değil. Yani 2024 ikinci yarı muhtemelen onlar için daha iyi geçecektir. Yani daha güzel dönem olacaktır diye düşünüyorum. Faiz indirimleri ne zaman başlar vesaire, orası daha meçhul. Ama tabii ki işte faizler sıfır olunca yükselmeye başlamıyor bu şirketlerde. Yavaş yavaş sinyaller geldiğinde bile hareket ediyor. Bizim artık burada dünyada kötü veriye ihtiyacımız var. Yani kötü veri derken şu, merkez bankalarının ya tamam yeterince sıkılaşmışız demesi lazım ki yavaştan muslukları açmaya başlasınlar. O yüzden kötü haber aslında piyasa tarafından iyi algılanacak. Kötü haber nedir? Perakende satış düşer, PMI'ler düşer, büyümeler düşer, artık işsizlik yükselir. Ve piyasa der ki ya çok boğuyoruz galiba biraz açabiliriz demeye başlar. O yüzden kötü haber şu an için iyi nitelikte diyebilirim.